Altınsız gelin getiririz. Zaten düğünlerde, derneklerde bundan sonra altıncı tahma olayı bitti yani. Kıran bile takamıyoruz artık. Milletin artık düğüne gidesi de yok zaten sonra. Bir çeyrek altın 4000 lirayı geçti. Yaza doğru yakınlarınızın düğünü var mı ve varsa altın takabilecek misiniz? Takamıyoruz maalesef. Kıran bile takamıyoruz artık. Önce komşuların çocuğuna takıyorduk, şimdi yok artık. Şimdi sordum, 4 milyar 100 mü dedi. Öyle bir şey dedi. Geri çıktım. Borç çok. Yapacak bir şey yok. Bir hafta sonra daha da yükselecek. Millet ne yapsın? Çok zor durumdayız. Allah yardım etsin. Altınsız gelin getiririz. Şimdi asıl sorun bu altınlardan neden ziyade bu memlekette, bu devlette ahlak kalmadı, kanun kalmadı, düzen kalmadı. Bunlar tamam pahalılık var, şeylik var. Zor, geçim zorluğu var ama asıl bize gerek olan ahlakımızın düzgün olması, toplum arasında insanların birbirine saygısı, sevgisi olması. Biz bunları istiyoruz. Gücüm yetiyorsa götürürüm, gücüm varsa götürürüm, gücüm yoksa da elimden ne geliyorsa onu yaparım. Yani bu altın meselesi zaten şimdi çok büyük sorun oldu. Borçluydu da bilmem neydi de bu şekilde deniyor. Diyeceğim gibi gücümüzün yettiğini götürürüz. Yeter ki çocuklar evlensin, yuva kursun, altın olmaz da 1000 lira olur, 1000 lira olmaz 500 lira olur, bir şeyler olur. Önemli olan gençlerin evlenip yuva kurmaları. Gençler de kendi kendine ne bileyim karar veriyorlar. Evlenmezlik diyorlar. Evlenmezse şöyle olacak, böyle olacak. Önemli olan dünyaya geldiysen evleneceksin, hayat şartlarına sen doyacaksın. Mesele bu. Evlenmeyen benim için çok hoş bir şey değil. Kim olursa olsun. Takıyoruz da geri gelmiyor artık. Öyle bir duruma geldi şu anda. Yani geri gelmemesi önemli değil. Bu insanlar artık takamaz altınları. Gram gram gitmeler bile şu anda bitiyor. Onu söyleyeyim. Eskisi gibi alım gücü de yok. Ona sıra da yok. Milletin artık düğüne gidesi de yok zaten sonra. Maalesef. Şeyde Aralık'ta oğlumun düğünü var. 5. ayda. Maalesef takamayacağız. Her şey arttı başına gitti. Biz de altın baktık gidiyoruz şimdi. Valla işte piyasanın durumu belli. Ne söyleyeyim yani. Her şey aldı başına gidiyor. Bugün aldığın yarını tutmuyor. Onun için Allah herkese yardım etsin diyorum. Mecbur ödemek zorundayız işte. Yemeyip içmeyip onu gün geldiğinde vermek zorundayız. Yapacağımız. Evet ödünç. Çünkü o da yemedi içmedi bize getirdi. Biz de vermek zorundayız. Ama bundan sonra takabilirler mi? Zor yani. Takabileceğiz inşallah. Çünkü bizim de düğünümüz var bu yazın. Onun için takmak zorundayız. Yani fiyat ne kadar olursa olsun Kayseri'de belirlenen bir şey var biliyorsunuz. Bundan dolayı takmak zorundayız. Gibi yakınlık derecesine göre, akrabalık durumuna göre belki öyle değerlendirebiliriz. Veya geçmişte düğünlerde takılmış mı, bizim düğünlerimizde takılmış mı ona bakarak değerlendiriyoruz genelde. Öbür türlü, ya normalde bu dediklerime çeyrek altın, öbür türlü gram altın gibi düşünelim. Zenginin işini arıyor tabii ki bu işler. Gariban gene gariban. Yani bir altın 4150 TL olmuş. Yani kim gidip ne alacak, nasıl alacak bilmiyorum abla. Gümüşün gram olmuş 65 TL yani. Bu arkadaşımız gümüş işi yapıyor, tespit işi yapıyor. Yani işleri çok kötü diyor yani, dükkanını kapatıyorum diyor yani. Bilmiyorum Allah nasıl yar olacak. Ve yardımcımız olsun. Yok bitti, her şey bitti. Gümüş de bitti abla. Teneke. İleride böyle olacak yani. Vallahi bilmiyorum yani, kaçırmayı düşünüyoruz biz de. Masrafsız şekilde. Öyle. En güzel nikah üzerinden yapmak daha güzel bence. Takacağız altını 4020 lira olduysa. Grama düşük çok yakınlara. Gram yapacaksın. Başka ne yapacaksın? Şu hayat şartları altında yapacak bir şey yok. Zaten düğünlerde, derneklerde bundan sonra altıncı tahma olayı bitti yani. İnsanlar kendi karınlarını zor doyuruyor. Mutfağına ihtiyacını zor gideriyor. Yani böyle hayat mücadelesi zorlaştı. Artık kimse kimseye hediyeler takamaz. Valla yakınlarımın düğüne çeyrek altın takabileceğimi düşünmüyorum. Gram düşünüyorum. O da zaten afaki bir rakam olmuş. Asgari ücrete dolaylı baza vurursak bunu zaten geçim bir yandan, işte altın bir yandan ben takabileceğimi düşünmüyorum. Nakit götürmeyi düşünüyorum.